aşk sözcükleri devam mı? Ya ben ilk günden beri karım diye hitap ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben ilk günden beri çok severek karım diyorum. Hala karım diye hitap ediyorum. Harika. Ne olarak kayıtlı sende? Hayat. Karım. Hayat. Hayat diye kaydettim. Evet. Neden? Adı da hayat değil. Hayat kim? Hayat kim? Kız seni aldatıyor mu? Telefonda 3 tane hayat var. Hayat değil. Hayat 3 tane var. Yok abi, bir tane var. Ya bunlar nasıl şakalar ya? Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre İlişki Testi yeni bölümüyle alkışlarla başlıyor. Binlerce kişi, hey yavrum hey. Sevgili Sevilay, sevgili Fatih. Sevilay'cığım senle başlayalım. Kaç yıllık bir ilişki bu? 7 senedir evliyiz. Ondan önce 2 senedir tanışıklığımız var ama... Ne zaman sevgili olduk bilmiyoruz. Neden? Ne zaman öpüştünüz? Bilmiyoruz. Yani şöyle, aynı yerde çalışıyorduk. Ne üzerineydi? Hala orada mı çalışıyorsunuz? Ben orada çalışmıyorum. Sen? Firma olarak ben de orada çalışmıyorum. Rahat konuşalım. Evet. Ne oldu orada aynı iş yerinde? Ya bizim işimiz biraz fazla yurt dışı seyahati var işimizin içinde. Tamam. Ya haftada en az bir seyahati beraber yapıyorduk. 4 kişilik bir ekiptik. Yurt dışı çok fazla seyahat ettik. Nereye gittiniz? Nerelere gittiniz arkadaşça? Arkadaşça. Yani totalde 24-25 ülkeye gittik ama... Beraber. Evet ama kaçında sevgiliydik, kaçında arkadaştık. Yani biz şöyle sevgili olduk aslında. Çek Cumhuriyeti'ne, Dubai'ye, Arap Emirlikleri'ne falan çok tekrar çok gittik ama... Hangisinde sevgiliydik bilmiyorum. Ya o kadar çok seyahat ediyorduk ki birlikte. Yani arkadaştık ama yani başka da birbirimizden başka kimsemiz yok gibi bir şeydi. Bir yerden sonra? Bir gün gene böyle uzun bir seyahatten dönüyorduk. Hani böyle bir açılma da yok birbirimize. Hani hafta sonları da genelde plan yapıyoruz ama öpüşmüyoruz falan. Öpüşsek iyi olurdu mesela ama öpüşmüyorduk. Sonra bir gün uçakta... böyle uzun bir yolculuk, böyle artık 4. 5. saat falan. Ben cam kenarında oturuyorum, o da yanımda oturuyor. Kendime geldim, uyandım, şeyi açtım, o işte paravanı açtım. Birden bir güneş vurdu. Bu bana baktı, böyle bir çok heyecanlandım ben. Böyle, yaklaştık birbirimize. Hadi dedim ki öpüşeceğiz artık. Bana dedi ki bıyıkların çıkmış. Dedi. Arkadaşız abi, yani bunları söyleme. Abi hayvan mısın sen, affedersin, böyle denir mi? Gerçekten öyle mi dedin? Gerçekten. Şaka yollu mu dedin? Yoksa... Uyarım manasında. Yoksa senin için bir libido killer mıydı? O an öyle. Ne? Hayır. Gerçekten mi? Çok yaklaştın, güneş var, harika bir ortam, romantizm. Bıyığı mı vardı? Abi yaklaşmamın sebebi öpmek için falan değildi ya. Ben gördüm, emin olmak için yaklaştım. Sonra uyardım. Dur. Canın acımayacak, bir dakika. Öyle mi? Sen o anı net hatırlıyor musun? O anı tabii net hatırlıyorum. Gerçekten var mıydı bıyığın kuzucuğum? Sen bizdensin. Yani arada çıkıyor mu? Tamam. O ara var mıydı yani? Ya çok güldüm ben. Bilmiyorum, şu hatırlamıyorum. İnince bakmadım bıyığıma. Ama yani... Vardı. Vardı diyorsun. Her şeyi söyledim. Bu mu kaldı? İlk romantik o anı hatırlamıyor musunuz? Birbirinizi öptüğünüz o anı. Evdeydik. Onun evinde. Ha, arkadaş partisi yapıyorduk. Beni çağırmıştı. İşte. Öyle deyince sanki böyle o çeviriyorduk gibi oldu. Hafta sonuydu herhalde, gel oturalım falan dedi, öyle eve gittik. Tamam, öyle bir şey yok. Akşam saat kapı çaldı. Öncesinde yazışıyorduk, kapı çaldı. Bu yine bıyıklı, bak anlatayım ben sana. Evet. Kapı çaldı, delikten baktım bıyık yok, açtım kapıyı. Ya, iyi yaptın. İyice yaklaş. Tamam, girebilirsin. Ya sağ olsun sürpriz yapmış, geldi film filan seyrettik. İkiniz. Evet. Ha, ikiniz. Zaten ama bir flört vardı yani. Vardı tabii. Kim bu? Mesela öyle bir kavram vardı ya, haz ertelemek. Kim erteledi bu hazzı? Ya çok karşılıklıydı herhalde yani. Bir o yaklaşınca ben kaçtım, ben yaklaşınca o kaçtı. Öyle. Ama kim kime yürüdü dersen? Birbirimize yürüdük. Sen sanki bir tık daha fazla yürüdün. Sizin hiçbir cevabınız aynı değil, farkında mısınız? Şu ana kadar. Tek emin olduğumuz senin bıyıkların. Onun dışındaki her şey muallak. Çocuk kaç işte şu an? 3,5. Allah bağışlasın. Nerede söyledin hamile olduğunu? Biz zaten deniyorduk o zaman. Sevilay çok tatlısın ha. Bugün yumurtlama günüm, hadi gel gibi oluyordu. Birazdan da gıtlarsa kaçalım biz buradan. Mesut Bey çok pardon, bir yumurta vereyim size eğer. Adam kibar olduğu için tatlısın dedi. Ayarsızsın diyecekler. Hayır ya. Oğlum sen ne değişik adamsın Duracık. Övdürtmüyor da karısını. Deli midir nedir? Böyle bir test yaptım hani. Ay sonu geldi. Test yapayım. Geç artık testi kurban olayım. Ama testi sordu. Ya, neyse ben... Baktım Sevilay, ben sana bir soru sorduğum zaman doğumundan itibaren anlat. Doğru mu hayatım? En baştan anlat yani. Babaanneni falan anlat ki bilek. Benim hep bir hayalim vardı. Dedim ki o çift çizgiyi görünce böyle hamile olduğumu öğrenince işte böyle bir masa kuracağım. İşte 2 tabak, bir tane de biberon koyacağım. O da diyecek ki bu kimin için? Ben de diyeceğim ki... Bayağı da zeki kocam var ama. Biberon görmüş. Ulan süt ne güzel fikir ya. İçeriz değil mi? Sonra... ama tabii biberon yoktu evde yani sabahın körü. Ben de en fazla 1 saat tutabilirim içimde, hemen söylemem lazım. Sonra ben de bir bardağa süt koydum. Hani. Adam ne anlasın bir bardak sütten ki midesi yanıyor herhalde. Evet tabii. Sonra ben işte kahvaltıyı kurduk, bir de süt koydum. Bu da dedi ki midem mi yanıyor? Abi zaten aşırı duygusal. Onu hazırlıyor ama gözünün şurasında böyle damla bekliyor. Ağla da al diyeceğim. Valla anladın sen gözlerinden yüzünden. Be çok belli gibi bir şey söyleyeceğim. Valla. Ben de midem yanmıyor dedim. O da niye dedi. Ben de işte tam istediğim gibi olmasa da hayatımızdan hiç çıkmayacak biri için dedim. Babam geliyor bize diye. Yok. Bundan sonra biz ne yaşayacakmış bilgili olsun. O da sütü çok sever, o içecek. Yok, onu 6 sene sonra söyleyeyim. Gerçekten. Şu an var mı evde? Süt de aslan sütüne dedi. Anladım. Peki sen hocam duygusallaştı mı çocuk haberini alınca? Ya bir şöyle söyleyeyim. Sarılmalar, ağlamalar bir şey. Ya, oldu. Biz çünkü ikimiz de çok istiyorduk. Aha. Ya biz evlenmeye karar verdiğimizde... İyi ki yapmışsınız, harika bir çiftsiniz ya. Evlenmeye karar verdiğimizde aslında böyle çok deli gibi aşık olarak evlenen bir çift değiliz ama ikimizin de böyle tek... Öyle miyiz? Öyle miyiz? Şu ana kadar yaşananlar. Sevilay ne tatlısın ya, sana ayarsız demeye çalışıyor. İkimiz de zerre sevmiyorduk. Bıyıklı lan bu kadın. Aşık değil miydiniz birbirimize? Abi aşıktık ama ya şöyle söyleyeyim. Açık ol lan. İkimizin de aslında ortak noktası, ikimiz de aşırı çocuk istiyorduk. Tamam. Sonra tabii ki birbirimizi sevdik ama ben şunu çok gönül rahatlığıyla söylerim. Ben Sevilay'ı şu an evlendiğimizden çok daha fazla aşığım, çok daha fazla seviyorum. Dur evet. Kim o duygusal köpek? Hemen her boka inanıp... Var mı şurada bir sevgi kırıntısı acaba? Gördün mü şimdiye kadar? Neden daha çok seviyorum Mesut'u? Artık bıyıkları alıyor. Evet, evet. Bu ilişkinin bir kadın da olsa kıskancı var mı? Yok. Yok. Tamam, diyelim bir tane arkadaşın var. Güzelcene. Nilay. Personal trainer. Tanıştırdın. Sadece merhabalaştılar. Uykusunda Nilay Nilay diye sayılıyor. Hatta ah uh ah uh diyor. Nilay'la ama bilmiyoruz. Ah uh. Uyandırır mısın? Kahvaltıda sorar mısın? Uyandırmam ama sorarım kahvaltıda. Ne sor? Sor bakayım. Nilay'ı sor. 2 saat ah uh demiş. 2 koca saat. Yüzümde bir gülümseme. Tabii tabii. Çok mutlu uyanmış. Böyle kalkmış. Hayatım demiş, bilmiyorum ne oldu rüyamda. İnanılmaz mutlu kalktım demiş. Ya sana hiç aşkım dememişim. O zaman aşkım falan diyorum. Oğlum sen niye coşuyorsun ya? Merak ettim ne diyecek. Aşkım diyor, Nilay diyor. Biraz daha soyun diye cümleler kuruyor rüyasında. Biraz daha soyun mu? Ben bayağı bu işlerden uzaklaşmışım, evet. Azıcık daha soyun. Ayrola Nilay ne iş derim yani. Hakikaten mi? Derim. Sen ne açıklarsın? Der. Açıklanır mı yani böyle bir şey? Abi her zaman söylediğim bir şey var. Ben rüyalarımı hatırlamıyorum. Gene her şeyi söyledim. Öyle rüya görürsün ki kabak gibi hatırlarsın sabah. Bunun açıklaması olmaz. Hatırlamam derim işte. Bu hatırlamıyorum derim. Uyurken ne yaptığımın farkında mıyım ben derim. Sen de sabaha kadar bir oturdun, beni bir dinledin derim yani. Kesin bir şekilde bir çamura yatarım yani. Ne diyeyim, çok güzeldi. Tamam. Rüyasını... İstihareye yatarım. Sürekli yatmaya çalışan adam. Galiba şu an ben Fatih'e bir fantezi verdim, haberi yok yani. Acayip mutlu oldu bunu konuşurken. Gözleri parlıyor şu an. Hadi dağılalım diye. Dağılalım mı lütfen? Hadi azıcık uyuyak bir yarım saat şekerleme yapalım. Tamam, Tamer diye bağırıyor. Senin bir... Ben uyandırırım. Senin mesela dedin ki basketbol oynuyorsun. Basketboldan bir arkadaşın Tamer, merhabalaştılar. Rüyasında Tamer diye bağırıyor. Ben uyandırırım. Ne diyeceksin? Uyandırdın. Yok şey demem, Tamer diye sayıklıyorsun demem de horluyorsun derim. Bir şey derim de dürterim kesin. Tamam, dürttün, uyandı. Pardon hayatım dedi. Öbür tarafa döndü. Tamer. Bitmiyor Tamer. İstediğin kadar uyandır. Sabaha beklerim. Muhtemelen yatağı falan değiştiririm yani. Yatağı değiştirirsin. O akşam kalkarım, evde başka yere uyurum. Yani. Öyle mi? Sabaha kadar Tamer mi dinleyeceğim abi? Acaba ne yapıyorlar? şansımı denedim. Dürttüm hala. Evet. Tamam, kahvaltıdayız. Tamer kim? Sen tanıştın oğlum arkadaşım. Ne demek Tamer kim? Sen tanıyorsun adamı. Basketboldan arkadaşın. Yakışıklı, Yunan heykeli gibi bir çocuk. Bilmiyorum, nasıldı derim herhalde, ne bileyim. Nasıldı mı? Dün ne oldu derim yani. Bende olmayan ne vardı onda? Anladım, anladım. Yani siz buralarda bile aslında rahatsınız yani. Evet. Öyle mi? O zaman bir tık eli arttırıyorum. Bir şeyler buldum telefonunda. Mesajlaşma falan filan. Sadece mesajlaşmak aldatmaya girer mi? Girer diyenler o desin. Şöyle mesajlaşma ya. Ha, içeriği önemli. Ha. Ben işte bana önemli. Çok iyi geliyorsun. Seninle sohbet etmek çok iyi geliyor. Hı. Arkadaşıdır belki. Yani. Sen de az alık değilsin yani. Tabii ben. Ya çok güvenirim ona. Hani ama sorarım yani tabii neden tabii. Yani başka adam mı yok da sen iyi geliyorsun ona. Hani ne bileyim sorarım yani. Güzel öyle yani. Işte. Üstüne yatmam, sorarım. Ha, Eda diye bir kız yani. Bir iki fotoğrafta gitmiş gelmiş. Nasıl fotoğraf? Selfie. Yok şey, dediklerim. Dediklersin değil mi? Bir sınırın var yani. Tabii ki var. Senin hocam? Ben sorarım. Bence mesajlaşma da bu arada aldatmaya girer. Bence de girer. Yok, herhangi bir mesajlaşma girer mi aldatmaya? Ya bu şekilde bana iyi geliyorsun mesajı bence girer. Bu zaten girer. Fotoğraf filan da gitti geldiyse... Girer. 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 Onun dışında sabah... Günaydın ve iyi geceler yazmak başkasına. En çok o giriyor bence. Ne bileyim. Değil mi? Bence var ya birine bence düzenli öyle. Olarak günaydın yazmak... ...nude göndermekten daha fazla aldatmaya girer. Bir önceki adım gibi bir şey işte o da. Günaydın diye başlayıp... Hiç böyle bir mesajım olmadı. Günaydın, günaydın. O zaman memelerim. Al. Ya bir süre sonra. Sürecin başı sürecin sonra. Anladım da yani. Hadi yapalım Kembili'yi. Ne sorak şimdi biz bu adama? Bu son konuştuğumuzu soralım. Sadece mesajlaşmak aldatmaya girer mi? Ya da biriyle tanıştırdığın rüyasında sayıklıyor. Ben bunu bok sorarım da. Rüya derim. Hello. Hello. How are you? I'm very good, thank you. How are you? I'm good too. Where from? I am from England. England? Yeah. Yes. Now, here is a couple show. Okay. And canlı ne canlı? Live. Live. Oha, bu temel bir soruyu sordum. Live. Çok, çok temel değil. Now, live. Live, live. Live, live. Live, live tabii live. Live, live. Now, are you single or are you married? I am single. Single. How far? Long from England. How long? How long are you single? How long were? How long were you? Oldu lan. Olmadı mı? How long were you? Anlamıştır bence. Anlamıştır mı? Normalde ne kadardır yalnızsın? When was your last relationship? When was your last relationship? Sen öbür türlü sordun. Ne zaman da son ilişkin diye sordun. Ben dedim ki ne kadardır yalnızsın? Ha? How long you are single? How long you are single? Ben ne dedim? Were you dedim. O biber olmadı. Aslında ama sen benden kopya çektin, ben sana söyleyeyim. Ben o cümleyi kurmasam sen de bunu kuramazdın. Kusura bakma İngilizce... Bir dakika hocam. İngilizce... How long you are single? Very long time. Very long time is... Too much. It's... I cannot remember. Oh. Ha, okay. Okay. Because you are... Çapkın. Kazanova mı? Kazanova. Oğlum bak sallıyorsunuz ha. Are you Kazanova? Anlamadı, al işte hadi bakalım sorduk. No. No? What? No. I am married to my job. İşiyle evlisin. Ha, işinle evlisin. Ha, I. Always working. I think that you are unhappy. I what? No. It was joke. No. When a man says, I'm married with my job, there's trauma. Trauma ne? Problem. Hocam senin İngilizcen yemin ediyorum beginner ha. Beginner abi. Sen dümdüzsün ha bak yemin ediyorum beginner. Okay, how old are you? Dümdüz soru. Ortaokuldaki muhabbet gibi ya. How old are you? How old do you think? You are 29. I like it. Nice. Good. What? How much? How many? How old are you? 37 yaşındayım. 37. You know Turkish? Küçük. Devam. Türkçeden devam ya. Beni ne yoruyorsun? Benim güzel abim, beni ne yoruyorsun ya? Okay. Are you jealousy? Ne dedim ben? Jealous. Jealous. Yani ben niye iyi ekledim? Galiba ben macırım ha, olabilir. Are you jealous? In your darling? In your... Sevgilinin içinde. Kıskanç mısın? No. No. Not at all. Zero. Zero. Okay. Diyelim if. İyi güzel aldım ha if. I believe one day I will meet someone nice, but at the moment I am working. I focus on myself and work. Beni kaybetti. Ne diyor şu an? It's okay. Your decision. But if you are married someone and you are falling in love and you... Hadi bakalım. Karını tanıştırdın bir tane arkadaşınla. Ne diyeceğiz şimdi? You tanıştırmak ne? Meet. Meet tanışmak. Meet. Aynısı. Aynısı. Bir daha söyle bakayım. You have met your wives as your friend. Ya as it above. Söyledik ya o kadar. Belong, between. Neyse ne? Your friend. And you and your wife sleeping in your home. Sleeping. Okay. And, yeah. And your friend's name, Jonathan. your wife. Sayıklamak. Speaking. Ha? Speaking mi? Hocam bak sen dümdüz şeyler söylüyorsun. Senden ben bıktım. Sayıklamak diyorum, speaking diyor. Hey şeysi gideceğim şimdi İngilizce. O da basit. O kolay. Dankizlik. Sorry. It's Turkish joke, inside joke. Şimdi, your friend's name is Jonathan. And your wife, in your dream, in her dream. Says that Jonathan. But on the dream. In breakfast. At breakfast. On breakfast. At the breakfast. On the breakfast. Okay. Under the breakfast. Under the breakfast. Will you ask your wife, why did you say in your dream Jonathan? Sordun mu lan? Evet. İngilizce böyledir. Hep şüphedir İngilizce. Yes. The first time, no. İki kere, yes. Bir kere, no. Ha. No. Once, first time. Jonathan, it's not problem. Second time, yeah. Who is Jonathan? Jonathan, your friend. Arkadaşına sahip çık, bana ne? Exactly. Yeah, maybe I'd be curious after the second time. Ha, sorarsın. How ask? Havas. İngilizce'deki bütün ekleri reddettim şu an. İngilizce'ye özellik verdim. Havas. Anladı ama. Maybe I just spreading the toast and I go. Who's ne yapıyor? Oyunlar oynuyor böyle karşımda. You are theatrical. I'll be cooking the breakfast. I'll be like, oh yeah, who's such and such? And she'll be like, why? I said, no reason, just. You are very, very sweet man. Oh, thank you. Yes, your conversation is good. Excellent. Your Turkish is well. Turkish is well. Hadi Türkçe kapatalım. Allah'a emanet ol. God bless you. Only God can judge me. Onu bil. Nice to meet you. What's your name? Dominic. Nice to meet you. Hey, it's a pleasure. It's a real pleasure. I'm pleasure too. Ne dedik? Memnun oldum. What? Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum güzel kardeşim. Bayağı bir konuşuyor var. Teşekkür ederim. Vallahi seninle tanışmak çok güzeldi. İnşallah bir gün karşılaşırız, muhabbet ederiz. Ama böyle Türkçe. Azıcık Türkçeni geliştir ki benim seviyeme gel, tamam mı? Türkçeni geliştir. Okay. Nice to meet you. Coşkun alkış hocamıza. Bravo ya. Hanımlar beyler, Cambly'de dünyanın dört bir yanından ana dili İngilizce olan öğretmenlerden ders al. Kendine yatırım yap. Cambly'de yaz fırsatı. İster birebir, ister grup dersleri için %50 indirim. Yaza İngilizce öğrenerek başla. Hem de ilk ders ve seviye tespit sınavı ücretsiz. Bu arada Cambly Kids'te karne kampanyası başladı. Çocuğunuz şarkılarla, oyunlarla eğlenerek İngilizce öğrensin. 3 aylık aboneliklerde %30 indirim sizin için. Kampanya ve detaylar videonun altındaki açıklamada. Cambly... Evlenme teklifi hanginiz etti gençler? İlkini o etti aslında. Şaka yoldu. Elinde çilek çikolata, çiçek çikolata. Evet. Kapıya dayandı. Yani arkadaşlığımız sevgililiğe dönüşünce beni annesiyle hani tanıştırmak istedi. Ben de çileğimi, çikolatamı, çiçeğimi aldım. Evlerine gittim. İşte annesiyle daha ilk tanışmamız. Ben merhaba oğlunuzu istemeye geldim dedim. Anne bir korkmuştu tabii bir tur. Çok gülmüştü. Anlaştınız mı hemen? Annesiyle? Evet evet anlaştık. Kayınvalidene kaç veriyorsun onun üzerinden? 10, 9. Ne bileyim şimdi. Kimse 10 değil. Evet. Ne olsa 10 olurdu kayınvalide. Çok inatçı. Yani hiçbir fikrini değiştiremezsiniz. Öyle mi? Evet o yüzden. Hele bu çocuk eğitiminde falan. O daha böyle korumacı bir tip. Ben daha rahat büyüsün isterim. O yüzden sorun yaşardım. Sen çocuk rahat büyüsüncüsün. Ben sen öyle bir baba mısın hocam? Elimden geldiği kadar rahat olmaya çalışıyorum ama ister istemez. Ne çocuğun adı? Güneş. Güneş. Kız erkek? Kız. Kız. Nasıl bir kız babası olacaksın ileride? Güneş ilk sevgilisiyle geldi. Gelmese iyi olur. Geldi oğlum, gelecek. Bilmiyorum. Gözleri doluyor öyle diyecek. Gerçekten mi? Erkek arkadaşlarla alakalı bir şeydi. Ben Güneş'le genel olarak böyle geleceğe dair bir şey düşündüğümde gözlerim doluyor. Yoksa erkek arkadaş tabii ki olacak. Yani bizim de oldu, onda olacak. Aslında diyorsun ki şu an bunları düşünmek istemiyorum. Sen şey misin? Kızım Yaşa Hayat'ın annesi misin? Evet ya ben öyleyim. Öyle mi? Bir de şu şey deyince kreşe başladı. İşte gitmek istemiyor falan, ağlıyor. Her gün bir şey. Sonra bir gün işte ertesi gün hiç şey yapmadı. Gayet koşa koşa gitti okula filan. Sonra işte bir baktım öğretmenin fotoğraf yolluyor. Bir tane çocukla el ele sürekli öğretmeni yolluyor bize. Sonra eve geldi dedi ki anne eve Doruk alalım mı? Fatih dedik okuldan alalım. Nerede satılıyormuş bu Doruklar? Kaçaymış? Yani Doruk bize gelsin mi demeye çalışıyor? Herhalde öyle demeye çalışıyor. Eve Doruk alalım mı dedi. Mesela Doruk gelse hocam şimdi. Bu yaşta gelsin canım. Ha tabii değil mi? Yok abi psikopat değilim. Sadece kız babasıyım. Ne güzel anlattın yani. Peki Doruk'un babasıyla bir çift konuşur musun? Bu yaşta konuşmam. Hangi yaşta senin içinden 17, gerçek... 16, 18. Tabii oralarda çıkar. Mesela Doruk 16 yaşında, senin kız da 16 yaşında. O zaman... Ya o zaman görmek istemem. Zaten çok büyük ihtimalle Sevilay'ın her şeyden haberi olur. Onun bir konferi olur bende. Hı hı. Yani gene klasik kız babası gibi gözümün görmediği şeye katlanırım herhalde. Tam olarak terapistler de bunu önerir yani. Asla yüzleşmeyin sorunlarla, yok gibi davranın derler. Hanımınıza yıkın bütün sorumluluğu. Kendiniz göt gezdirin derler terapistler. Şu an tam olarak onu yapıyorum. Evet. Evlenme teklifi yarım kaldı. Sen nerede ettin? Teklifi ben ettim. Nerede ettin babacığım? Heybeliada'da. Güzel. Böyle sevdiğimiz bir otel vardı. Sürekli yani vapurdayken falan gördüğümüz. Daha önce muhabbeti de geçmişti. Orada kalalım, orada bir iki gün geçirelim gibi. Ortam nasıldı kuzum? Şöyle. Biz akşamdan gittik bir gün önce akşam. İşte gidip böyle bir hani rakı balık bir şey yapacağız falan. Dişi ağrıyordu. Ben bütün akşam onun dişine rakı bastım. Sonra uyuduk. İşte sabah oldu. Sabah evlilik teklif etti. Yani ben uyuyordum horul horul şöyle. O da şuradan çiçek ve yüzüğü uzattı. Ya uyurken parmağına yüzüğü taktım, önüne çiçeği koydum. Uyandığında... Cevap verme şansım olmasın diye. Eliyle de imza attırdım şöyle. Bir de üstüne ev aldım. Kimliği de bendeydi. Kavga dövüş oluyor mu hiç? Önceden olmuyordu. Çocuktan sonra tabii bayağı olmaya başladı. Ya kavga dövüş değil, tartışma da. Tartışma. Nasıl tartışma kültürünüz? Bağır çağırdı. Yok. Yok değil. Ya bizim ilişkimize dair belki de tek eksiğimiz o olabilir. Belki biraz daha böyle seksi yükselse, içimizdekini böyle o an söylesek falan. Belki ikimiz de daha çok rahat edebiliriz. Ama biz ya birbirimize kıyamıyoruz ya öyle bir şey olmuyor yani. Bizde 7 senedir olmadı. Sert bir şey demediniz. Evi basıp gitmediğini şey. Ben zaten araba kullanmadığım sürece çok fazla küfür etmiyorum. Tamam. O yüzden öyle ağzımdan kötü bir şey çıkmamıştır. Arabada nasıl bu adam? Bambaşka biri. Yani gerçekten çok böyle iyidir. Ağzından hani çocuğa bazen işte Güneş salak salak konuşma kızım derim. Böyle bana bir saat şey yapar. Neden çocuğa salak dedim falan diye. Ama arabada... Çocuğa salak deme siktir gitti anlasın. Ama arabada gırtlak mırtlak bırakmıyor yani. Öyle. fena küfürler yani. İçinde gırtlak geçen hangi küfür var lan? Şey mi gırtlağını? Oo. Neden ya bilmiyorum. Her seferinde bana diyor ki bunları nereden buluyorsun? Başka ne duydun değişik? Arabada çok küfür ediyor ya. Yani... Geçen gün Güneş anne pezevenk ne demek diye sordu. Ha evet. Yani öyle şey... Birine geçen birine pezevenk demişim. Kızmışım. Arkadan Güneş'in sesi geliyordu. Anne pezevenk ne demek diye. Evet. Arabada olduklarını unuttum. Ha, ben salak deyince olay ama arabada o gırtlaktan pezevenkten gelince çocuk duyuyor tabii yani. Hangisi haklı? Şu anlamda söylüyorum. Bir çocuğu tamamen küfürsüz mü yetiştirmek lazım? Küfür bilmeden mi yetiştirmek lazım? Yoksa hayatta kolay adapte olsun diye her şeyi anlatmak mı lazım? Hadi buyurun. Her şey değil bence. Ya tabii ki duysun yani. Duyacak günün sonunda ha, ama ki o zaten kadar da ağır şeyler duymasın yani. Erken tabii. Yani evet. Bir şey soracağım. Çocuktan sonra yalnız kalmalar, romantizmler, hadi demeler azalıyor mu? Biz teknik azalmadı. Olarak. Azalıyor. Nasıl azalmadı? Hadi demeler. Ha, nereye hadi? Hayatım sen azalmış bitmiş ya sende. Sen soruyu anlayacak durumda değilsin şu an. Nereye diyor? Hadi yani. Bak tatlı soruyorum. Ha, azaldı. Azaldı mı? %kaç azalıyor yani? Yani 100 birimse. Tam adama. Çok azaldı abi. %1. Öyle mi? Yok. O öyle derdi. Vallahi. Bence azalmadı. Benim cevabım zaten azalmadıydı ama. Aha. Soruyu doğru alıp anlamadığımı emin değilim. Sen bize bir ne anladığını anlatsana Allah'ını seversen. Kim daha çok hadi pazara diyor. Yani... Hadi yatağa mı mesela? Hani o mu diyor? Güzel ifade ettin. Olabilir. Azalıyor ya tabii. Uyuyorum çünkü ben çocukla birlikte. Çocukla birlikte işte. O yüzden diyorum yani. Evet, teknik olarak zaten azalmak zorunda. Onu durumunda. Dedim ama farklı bir şey dedi. Sanki çok şeymiş. Sen heves olarak azal... Sanki dokandığı var. Sen hocam bu konuda benim yani aynı mı düşünüyorsun hanımla? Ya da azdır yok olur mesela. Ben soruyu aynı yerden anlamadık bence. Ben beklenti, böyle özlem, haz, böyle emek gibi yani bir araya gelmek için sarf edilen şey gibi. Sen niye bize solcu parti lideri gibi konuşuyorsun şu an? Hanımlar, beyler, ilişki testi nefis bir çiftle, nefis bir bölümle, alkışlarla devam ediyor. Kim daha çok kazanıyor gençler? Aynı kazanıyor. Şu an 3 aşağı 5 yukarı. Öyle mi? Çok fazla kazansa hanım senden? Yok. Rahatsız olmam. O manada yok. Ha, değil mi? Sana benim zaten şöyle 7 senelik evliliğimizde 2 senede işsiz kalmışlığım var birer sene. Vay. Tabii o süre zarfında Sevilay idare etti her şeyi. Hiç böyle detaylarda falan belli ettin mi bir şeyleri? Yok hiçbir şey belli etmedim. Harçlık aldın mı elden? Aa, elden almasam da komedine bırakmıştır. Akşam güzel hadi dedin ha. Hak ettin hınzır. Kız isteme nasıldı? Evlenme teklif etti bana dedi ki bence hiç uzatmayalım hemen evlenelim dedi. Eğer dedi düğün istemiyorsan Mayıs'ta evleniriz. İstiyorsan Eylül'e falan hani düğün müğün işleri. Ben ki yok ya düğün istemiyorum dedim. İstemeye geldiler. Amcası geldi. Ben böyle elini tutmaya çalışıyorum. Amca çekiliyor falan. Hani ailede en büyükleri amca. Ben hani sarılacağım yani böyle bir oraya bir buraya. Adam elini böyle yaptı. Ben elini çekiyorum. O kadar çekti. Zorlamasana adam artık. Anlamadım. Elini vermiyormuş oysa ki namahrem diye. Ben habire... Ver şu elini. Anladım. Desene baştan bir info versene her güzel. Her bayram uğraşırım elini öpmek için ama vermiyorum. Öyle mi? Şu anda da öyle. Henüz vermedim. Ana. Bir sabah uyandın. Sevilay dedi ki buraya kadar. Bastı gitti. Çocuğu düşünme. Tamam. Çocuktan öncesi. Bastı gitti. Kaç zamanda bu güzel enerjine gelirsin? Ne kadar zaman sonra hayatına bire girebilir ve toparlarsın enerji olarak? Ya 3 ay için, herhalde 3 ay sonra falan kendime gelirim. 3 ay? Kendime gelirim. Tamam. Ama 3 ay nasıl geçer? Derbeder mi geçer? Sıkıntılı geçer. Kendime gelmem. Biraz böyle dışarı çıkmaya falan başlamam. Kendime gelmem ya da arkadaşlarımla bir şey yapmaya başlamam. 3 ayı bulur. Yapma ya. Ama yeni bir ilişki o zor. Ne kadar zaman sonra? Tercih de edeceğimi sanmıyorum. Böyle sabit bir ilişki, sürekli böyle bir sevgili muhabbeti. Ama bilmiyorum yani herhalde en az 1 sene, 1,5 sene, 2 sene alır herhalde. Anladım. Ya çok uzun bir zaman oldu. 1'den 2'ye 2 sene alır. Çok uzun zaman oldu dedi. Yok 1,5, 2 %100 arttırdım ya. Evet skala biraz çok yani. Sen kuzum bastı gitti. Toparlar mısın? Peşimden gelir zaten. Ne oluyor oğlum senin? Senin bu özgüvenle biz ne yapacağız ya? Duracık ona soruyorum. Bastı gitti. Buraya kadar dedi çocuğu düşünme. Çocuk bende kalacak. Rahat ol. Düşün. Bilmem hiç düşünmedim ya ama düşün şey bakalım. Toparlarım ya. Değil mi? Ha, toparlarım. Ben ondan daha çok toparlarım. Buna katılıyorum. Benden çok daha seri toparlarım. Hayatı daha çok sevdiğini mi düşünüyorsun? Evet. Değil mi? Yani zaten bir kere geliyoruz hayata. Aynen. Ne kadar zaman alır başka birinin hayatına girmesi? O çok şey ya, öngörülemez bir şey yani. Hı-hı. Hani o... Çok kısa zaman olsa peki şaşırır mısın? Şaşırırım, çok şaşırırım. Tamam. Hani hayat sürprizlerle dolu diyorlar ya... O sürpriz ne zaman karşıma çıkarsa... Yeni sürpriz. Ne güzel anlattınız. Çocuk kime düşkün? Bana düşkün. Nereden anlıyoruz bunu? Her şeyi benimle şey yapıyor yani, yatması işte hep anneanne, hani babasıyla da kalıyor. Çok güzel vakit geçiriyor. Ben gayet onu bırakıp her yere gidebilirim. Hani bazen işte konaklamalı işlerde oluyor, gidiyorum filan. Gayet babasıyla kalıyor ama evde ben varsam çok yapışık bana. Masal okuyor musun baba? Mecbursam okuyorum. Mecbursan. Öyle mi? Çok sıkılıyorum abi. Vallahi. Vallahi bir de bir taneyle bıkmıyor böyle. En az 3 tane falan okutuyor. Aklında kalan masal var mı son zamanlarda okuduğun? Neydi bu? Köpük ile pıtır. Köpük ile pıtır. Köpük ile pıtır mı? Neymiş? 2 tane kutup ayısı, bir tane büyük abisi var, kardeşi var. Kardeşi sürekli abisini böyle ne yapsa bozuyor işte. İglodan ev yapıyor. Onu bozuyor. Sonra karlarda tek başına yürümesine izin vermiyor da sonra bir gece fırtına kopuyor. Abisi kardeşiyle beraber bir yere sığınıyor. Annesi geliyor bunu buluyor. Sen ne kadar iyi bir abisin diyor. Sonra hep beraber mutlu bitiriyorlar. Küçük olan hiçbir şeyini almadı. Hatasının dersini almadı. Yok, sonra o da yapmamaya başlıyor. O kadar mı? Bundan sonra yapma diyor yani. Bence burada doğrusu beraber küçüğü dövmeleridir yani. Çocuğa bunu okuyacağız yani. Yerde tek vereceğiz. Kodumun diye vuracağız. Çocuğa da böyle okuyacağız aynen. İşte şu anda 3 yaş kitaplarını okuyoruz. 6 yaştan sonra öyle herhalde. 6 yaştan sonra. Küçük olan büyük olan hep rahatsız ediyor. Evet. Hep rahatsız ediyor. Köpük mü küçük pıtır mı? Pıtır. Pıtır küçük olan köpük. Kim ya biz bunu sürekli okuduk. Yani bir ara bu kitabın aşığıydı. Neredeyse her gün okutuyordu falan. Aynı kitabı? Aynı kitabı. Bunu öneriyorlar mı? Hatta mesela şöyle bir şey var. Kitapta böyle bazen çabuk bir sinirle sayfa atlıyorum. Hemen gözünü açıyor falan böyle. Doğrusu. Öyle mi? Ne oldu? Pıtıra ne oldu? Hayır, şey... Niye anne hemen geldi? Aptal mıyım ben? Bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Dünyanın en yakışıklı adamı değil tabii ki ama hani ben hep şey diyorum. Dünyaya 1000 kere gelsem 1000 kere seninle evlenirim. Yani benim için çok yakışıklı yani. Çok beğeniyorum. Dünyaya 1000 kere gelsen 1000 kere Fatih'le evlenirsin. Evet. O kadar büyük bir yalan. Gerçekten. Bu hususta benim gibi düşünenlere o desin. Hayat ihtimaller denizi hayatım. Kim bilir kimler çıkabilirdi ama karşına. Yani şöyle yani evlilikte ortaklık çok önemlidir ya. Yani gerçekten çok iyi bir baba, çok iyi bir eş. Yani aramızda hiç konuşmadan yaptığımız bir görev paylaşımı vardır mesela. Hiç konuşmayız yani. Ben kurarsam o toplar. Ben yıkarsam o asar. Hani... şey değilim yani. Tamam yine iyi ol babacığım. Laf biraz abarttı. 1000 kere gelsin. Yo, ben sana katılıyorum. Ben de yani şey söylüyorum. Ben de neden diyorum mesela. Tabii. Kaç veriyorsun tip olarak? 9 veriyorum ya. Yok be hayatım. Ver. Yok be güzel. Benim canım çok güzel kardeşim. 9 nedir? Kim 10 mesela? Tarkan 10 mesela. Tarkan 10, Fatih 9 mu güzel kardeşim? Az daha. Sen şöyle bir gönül gözünle yine bak da. Geldi buradan şimdi tamam mı? Kuzu kuzu diye şuradan indi. Geldi tık 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 tamam mı? Belindeki kemer olayım dedi geldi oturdu. Tarkan 10, Fatih 9 mu? O zaman biraz düşer peki. Tabii. Ya abi. O zaman 7'lere Tarkan bandandasıyla fotoğrafları var. Nereye düşer? Öyle mi? Küçükken posterlerini astığın starın Tarkan mı? Evet aynen. Vallahi. Sen şimdi gerçek puan ver ya. Abartma 9. Buralara geçiştirmiyoruz. Dürüst ol. Vallahi çok beğeniyorum ama yani 8 veririm. Nereden kırdın hayatım? Poposu çok küçük. Böyle abi söylenince o kadar çok şeyim var ki. Kelim var, göbeğim var ne bileyim. Ama ya, beni şans şey etmiyor göbeği ama mesela pantolon giyiyor, popo yok mesela. Olsun istersin. İsterim tabii. Değil mi? Bunun yolu var mı hocam? Bende yok. Hayır. Bunun işte yolu Sarıyer börekçisine gideceksin. 2 porsiyon alacaksın. Yiyeceksin uyuyacaksın. İşte bunun yolu o 1000 hakkını bende kullanmamak. Gidecek bir tane. Vay. Götümü beğenmeyen siktirsin gitsin diyorsun. En azından bir hakkında. 1 hakkında. 6. hakkında sen bir koca götü mü ondan sonra gel bak. Sen kaç veriyorsun? Dur. En beğendiğin fiziki özellik hocanın. Ben gözlerini çok beğeniyorum. Güzel gözleri var, katılıyorum. Yüzünü müthiş toparlıyor gözler. Evet. Yani 2,5 olabilecekken 7'ye çıkarıyor gözler. Bir de şey, sakalları biraz böyle dağınık. İşte gözleri hep kapatıyor sakalları. Evet, gözleri çok güzel. Gözler çok güzel. Vallahi göz. Peki gözlerini gözlemeden tasvir et bize. Neye benziyor senin kocanın o güzel gözleri? Hep böyle şey... Neye benziyor? 10 dakika buradayız, rahat ol, bekle. Fazla es vermedin mi sence de? Yani yeşil bir ağaç gibi. Zaten bana yiyorum, pıtırla köpükten daha kötü cümle geldi. Ara ara bana odun da diyor zaten. Dümdüz cümle, yeşil ağaç. Mesut Bey millet bahçesi gibi gözleri var, yemin ediyorum bak. Yani böyle yani giydiğine göre de değişiyor biraz gözleri, hani şey açık şey küçük tonlarda. Yani daha çok yeşil gibi geliyor bana, hep böyle parlıyor filan. Umut demek, ağaç demek. Güzel anlattın. Bence anlattım. Sen bu masallara çok kaptırmışsın kendini, okuma bu kadar. Hocam kaç veriyorsun hanıma? 8. Sana 9 verilen bu yerde. Yok, sonra 8'i çekti. Çekti de yani. Sen de bir önce bir 9 deseydin yani. Bak kendi standartlarında. Bak şimdi bak. Seyircimize soracağım önce, cevabı onlar versin sana. Sevilay kendi emcinsleri içerisinde, Fatih de kendi emcinsleri içerisinde düşünelim. Tamam mı? Sevilay'ın güzelliği mi, Fatih'in yakışıklılığı mı? Sevilay diyenler... Fatih diyenler... Bir tane öbür kel sana desteğe geldi, ben sana söyleyeyim. Vallahi kellik kardeşliği var burada. Güzel abim, bende de saç yok. 8 verdim. Ne olsa 10 olurdu, hadi bakalım dürüst ol. O senin popona küçük dedi. Gözleri biraz, göz kapaklarında bir düşüklük var. Ya abi zaten ondan 8'e düşmesinin sebebi büyük şeyler olamaz. Ufak nüansta... İşte... Ay gayet olabilir. Senin az önce götün konuşuldu bu sahnede. Benim öyle bir şikayetim yok. Tamam. Özellikle fiziki bence hiçbir eksikliği yok, gayet güzel. Aha. Yüzünde herhangi bir sıkıntısı yok ya da... Kaşık sıkıntısı yok diyor. Ya çok güzel. Bıyık. O geçici abi işte. Geçici diyor, alır onu. Yolu var yani en azından. Ama göz kapağında bir düşüklük var. Aa, ne varmış kuzucuğum göz kapağında? Kendisini de sürekli bol sık sık dile getirdi. Var onun yolları, ne deniyor ona? Şaka kabiliyeti mi deniyor? Var. Artık şuta çıkarttın, ne olacak? Olabilir. Tırsıyor mu? Ya o da ne bileyim. Zor da biraz o biraz böyle. Önce Bospor oluyorlar, bir ayda falan iyileşiyor. Evet. Yaptırmış gibi anlatıyorum ha. Bir şey yok abi, ne alakası var ya? Hanımının en beğendiği fiziki özelliği? Fatihçiğim. Gözleri. Ama... Oğlum bak. Sen gözleri... B12 eksikliği olabilir, biz hatırlıyoruz. Ben göz kapağı dedim abi, sıkıntı yok. Ha, ama göz kapağı da göze dahildir. Ama göz rengi, onu da bazen böyle hafiften kahverengi oluyor, bazen bal rengine dönüyor. Ha, sen gözün kendisinden bahsediyorsun. Evet. Kapaksız olarak gözleri çok güzel. Bazen böyle fal taşı gibi açıyor bunu. Benzet bakayım gözünü gözlemeden. Gözlemeni. Evet, tasvir et yani. Neye benziyor? Birebir benzediği içindir ama benim için Sevilay'ın hayatımdaki yerini düşünerek... cümleyi toparlayamadım. Ne demek istediğimi biliyorum ama cümleyi... Sen bir söyle, biz onu anladık artık. Karanlıkta yolumu kaybettiğimde bana doğru yolu gösterecek ışık. Bir sürü romantikleri çektin yanında şu an. Hoş geldin Edip Cansever. Güzeldi, güzeldi. Karanlıkta yolunu kaybettiğinde... Ben çünkü buna çok inanıyorum. Ama göz kapakları inik ya, belki o kapı kapanıverir. Azıcık ışık görürsün, bok vursun orayı sen. Sürekli yansa fark edilmez. Arada böyle yapacak ki. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Vallahi acayip tatlısınız yani. Kızım sence Fatih bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulur ya. Herkes bir daha iyisini bulabilir yani. Emin misin? Bulur. Sence hocam? Bence de bulur. Öyle mi? Sevilay benden daha iyisini bulur. Net. Bulur net. Soralım. Sevilay Fatih'ten daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Hadi iyisin. Fatih Sevilay'dan daha iyisini bulabilir diyenler. Ay, sana gelen seslerde okey taşları duyuyorum ben yani. Yeşil 8 bekleyen böyle 4 kişi. 16 tane boş çay bardağı görüyorum sana gelen oğlarda. Kendi kitlemle geldim. Olabilir. Tatlısız tatlı. Toparlayalım yavaştan. Çok eğlendik bugün. Kuzucuğum bir huyunu değiştir bakayım kocanın. Bir tane mi? Başla bakalım. Ağır bir işkolik. Yani gerçekten çok ağır işkolik. Mesela işte çok seyahat ediyor filan. Atıyorum işte Haziran'da diyelim ki işte bir 5'i 10'u yok. Bir de 22-23 yok diyelim. Diyorum işte ya Haziran'da şeye mi gitsek, tiyatroya mı gitsek? Haziran'da ben yokum. Full ayı kapatıyor mesela. He. Hani bir şey yapacağım. Mesela bazen seyahatlerimiz denk geliyor. İşte önce mesela onunki 2-3 ay önce belli. Benimki atıyorum son dakika belli oluyor. Böyle diyor ki bana önce ben söyledim. Ya ben gitmeyeyim yani. Çocuğu kime bırakıyoruz? İşte hani çocuk için konuşuyoruz. Ne yaptı, nasıl organize edeceğiz? Diyor ki bana sıyrılıyor işin içinden. Önce ben söyledim işim olduğunu. Yok zaten bunlar çocuktan sonra ortaya çıkan konuşmalar yok. Ondan öncesinde... Çok evcimen bir adam bu. Ev insanı. Evet evet ev insanı. Sen dışarılıklı insan mısın? Ben ona göre bir tık daha... ya da onun çok samimi arkadaşları Ankara'da. Ankara'da, Antalya'da ya da yurt dışında. Yani İstanbul'da değiller. O yüzden hani o dışarı çıkarken tabii onlarla çıkmak istiyor. Onlar olmadığı için daha çok evde kalmayı tercih ediyor. Benim hep böyle çocukluk arkadaşlarım zaten. Ben onlarla da ona göre daha sık çıkıyorum. Fatih'siz çıkıyor musun dışarıda? Tabii tabii. Rahat rahat. Yani ikimiz artık zor çıkıyoruz çocuktan dolayı. Çok bırakacak kimsemiz olmuyor. O yüzden ayrı ayrı çıkıyoruz. Bazen organize edebilsek birlikte çıkıyoruz. Başka bir huyu var mı değiştirmek istediğin? Yani o işkolik bir de mesela böyle çok küçük yalanları var. Ama çok anlamsız mesela hani kahve içiyor ya ne içiyorsun? Çay diyor mesela. Neden ya? Yani niye yani? Seni galiba o kadar masal okuyor ya çocuklara. Belki akıl azalmıştır belki yani böyle şey gibi. Ne içiyorsun çay? Anlamadım salak. Benim karım aptal ya. Halbuki kahve içiyorum. Abi söylediği şeye katılıyorum. Evet ben bunu yapıyorum ama verdiği örnek çok yanlış. Böyle bir şey yok. Nasıl bir şey var? Bir küçük yalan yani örneği var. Gidiyorsam mesela bir saat geç kalacaksam asla geliyorum devam. Ya çok az kaldı devam. Ben gitmeme böyle 7-8 dakika kaldıysa 4 dakikaya, 5 dakikaya, 3 dakikaya oradayım derim. Yani 15 dakika devam da 3 dakika derim. Ama çok daha fazlaysa böyle bir şey söylemem. Yani gerçekten biraz daha bana böyle vakit kazandıracak. Konfor alanımı da biraz genişletecek. Bu cevabını yayınlamayacağız. Karının anlattığı kahve çayı yayınlayacağız. Herkes de buraya inanacak. Hazır mıyız? Sen değiştir bir oyunu hanımın. Ya benim öyle sayabileceğim çok fazla bir şey yok. Benim sadece tek bir tane. Bu da kararsızlığı. Çok kararsız. Öyle mi? Evet. Ya giyinirken de kararsız. Herhangi başka bir kararla alırken de kararsız. Yani genel olarak zor karar alıyor. En fakir anınız neydi bu tatillerde şurada burada? Abi Allah'a şükür maddi olarak çok fazla bir zorluğumuz olmadı. Benim hatırladığım tam evlendikten sonrası herhalde çok fazla borcumuz vardı. Benim de aklıma geldi. Bir gün yani neydi bilmiyorum. Yani çok öyle özel gün değilizdir ama bir özel gün herhalde. Nişan yıl dönümümüz müydü artık? Çok dediğim gibi kutlamayız ama bir gün bir baktım işte 7 tane çiçek böyle gül. Yok hiçbir şey değildi. Ben öylesine elimde çiçekleri. Bir şey de değildi herhalde demek ki. İşte dedi ki o zaman da sanırım çalışmıyordu evet. Dedi bak sana 7 tane çiçek aldım. Sence neden 7 dedi. Ben dedim Allah Allah ne hani 7 ne bileyim haftanın 7 günü beni düşünüyorsun falan diyorum. Ben uyduruyorum yani bir şeylerden. Hani 7 ile ilgili işte tanışma hani bir tarihe de denk gelmiyor falan. Ben öyle deyip duruyorum böyle yaptım bana. 7 tanesi 50 lira verdim. Fakirin cümlesi ya. Sanırım 50 lira 7 tane oluyordu. Yok. Yani, yok abi pazarlığın gücünü kullandım. Pazarlığın gücünü kullandım. Anladım. 7 tane aldım. Herhalde bu. Hepsini alınca kadın indirim yaptı işte. Öyle bir şey yani. Tam hatırlamıyorum da öyle bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Harika anlattınız her şeyi. Çok içtensiniz. İyi bölüme geldik diyenlere o desin. Ya. Zaten mesleğiniz oradan olduğu için bu soruyu hızlıca soracağım ama alacağım cevabı da biliyorum. Sensiz tanımadığın birkaç kadın var tatile gitse. Hep gidiyor ben siz her yere. Sence problem var mı? Sıkıntı yok. Okey. Çağdaşlık. 10 diyenlere o desin. Sadakat. Hiç başka bir kadın adamın adı geçti mi? Kim bu lavuk? Kim bu kadın diye? Hiç geçti. 0. 10 diyenlere o desin. Kendi alanındaki eğlence düzeyi. 3,5. 8 ve üzeri diyenler o desin. Niye bağırmadınız? Yoruldunuz vallahi birazcık. Bölüm iyiydi, çok iyiydi. Eğlence düzeyi sus artık. Hanımlar beyler, Cambridge'de yaz fırsatı. İster birebir, ister grup dersleri için %50 indirim. Hem de ilk ders ve seviye tespit sınavı ücretsiz. Cambridge Kids'te karne kampanyası başladı. 3 aylık aboneliklerde %30 indirim sizin için. Kampanya ve detaylar videonun altındaki açıklamada. Cambridge her bölüm sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre İlişki Testi harika alkışlarla